Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Kıymetli gazilerimiz, bayramınız olsun. Ben de geçeceğim. Kusura bakma. Zafer bayramımız kutlu olsun. Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Zafer bayramımız kutlu olsun. Yüreğinde milleti, elinde bayrağıyla Efe'dir gelen Efe.
tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Bizim için çok önemli bir günü ifade ediyor 30 Ağustos. 1918'de başlayan mücadelenin, bağımsızlık mücadelesinin zaferle taşlandığı günü konuşuyoruz. Bu süreç içerisinde bu topraklarda çok büyükler oldu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Ege'ye, Trakya'ya milletimiz tek vücut oldu, tek yumruk oldu, tek yürek oldu. İşgalcileri topraklarımızdan temizledi ve Cumhuriyet'in aslında kilometre taşlarını da döşemeye başladı. Nihayetinde Cumhuriyet'le devam eden bir değişim, dönüşüm süreci ve Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlar, kurumlar, hukuk sistemi, yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı, yeni bir eğitim anlayışı ve sonuç itibariyle de demokrasiye hızla hedefe doğru yönelme, mücadele ve bugünlere gelindi. Tabii o günlerden bugünlere herkes görev alan herkes bu ülke için taş üstüne taş koymaya gayret edenler oldu. Ama bunun yanında ülkenin geri gitmesine neden olan bazı yönetim anlayışlarını da gördü, görüyor bu memleket. Umut ediyoruz. Tabii ki bu süreçler kolay süreçler değildir. Bir ülkenin demokrasisini sindirmesi, bir refah toplumu olması, çağdaş bir toplum olması, dünyayla rekabet eden bir ülke, bir toplum haline gelmesi çok uzun mücadeleler, çok büyük emekler gerektirir. İnişler olur, çıkışlar olur, yağmurlar olur, kar olur, fırtına olur, boran olur. Bütün bunların toplamında ortaya çıkan sonuç güzel sonuç olsun, iyi sonuç olsun. Ülkemiz adına insanların yüzünün güldüğü, yokluk çekmediği, herkesin devlet karşısında eşit muamele gördüğü, vatandaşlarımızın yarına endişeyle bakmadığı, çocuklarını güzel eğitim alan okullara gönderebilme gücünün olması, onları iyi yetiştirme gücünün olması, hem ülkesine hem dünyaya yararlı bireyler olmasını sağlayacak imkanlara sahip olması. İşte bütün çalışma gayemizin bu olması lazım. Doğal olarak bir bütün olarak Türkiye'nin geleceği hakkında bu tip tasavvurlarımız ya da dileklerimiz var ama biz doğal olarak Mersin'de yerel yönetici olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendimizi değerlendirmemiz lazım. Bildiğiniz gibi ikinci 5 yıllık görev süremize henüz başladık. Mutlaka ilk 5 yıllık görev süremiz içerisinde yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımızla temasımız, onlarla kurduğumuz gönül bağı bizi ikinci döneme taşıdı ve çok büyük bir teveccühle taşıdı. Söylediğim o gelişme süreci, bu bizim bugün yaptığımız hizmetleri de aslında ifadelendiriyor, anlamlandırıyor. Hepsi işte o 30 Ağustos'a giden kurtuluş mücadelesinin bir devamı niteliğinde, orada bitmiyor. Savaş meydanlarında savaşı kazanıyorsunuz ama asıl yapacağınız çalışmalarla ekonomide, demokraside, insan haklarında, diğer bütün alanlarda, eğitimde yapacağınız alanlarla, yapacağınız güzel çalışmalarla bu alanlarda işte o zaferinizi taşlandıracaksınız. Biz de bugün o zaferi taşlandırmak için gerekli olan tüm çalışmaları yapma gayreti içerisindeyiz, katkı sunma gayreti içerisindeyiz. Bu bir bayrak yarışı. Jenerasyonlar boyu devam edecek. Bu ülke, bu millet ilelebet yaşayacak. Bunu murad ediyoruz, bunu amacı ediyoruz. Onun için de gecemiz, gündüzümüz bizim için fark etmiyor. Yağmur, çamur, kış, yaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O nedenle bu görevi aldık. Bu bilinçteyiz, bu sorumluluk anlayışı
içerisindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl süre içerisinde Mersin'de gözle görülür değişiklikler olacak. Daha yaşanabilir bir kent olacak. Yeşilinin daha bol olduğu, sokaklarının, sahillerinin tertemiz olduğu, bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet götürülen, varsılı yoksulu ayırt etmeden, hiçbir etnik ya da siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkesi kucaklayan bir anlayışla yönetim anlayışımız devam edecek. Vatandaşlarımız bizden yana huzurlu olsunlar. Onları seven, onları sayan bir yönetim tarafından Mersin'de hizmet alıyorlar. Bu böyle devam edecek. Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevim var. O nedenle bu ayki toplantımızı yaptığımız Adıyaman'a gittim. Biz 11 deprem iline katkılar yapmak için çalışmalar yapmıştık. O toplantımızı da Adıyaman'da yapmamızın anlamı depremde en çok etkilenen illerimizin başında olması. Orada toplamda 500 milyon liralık Belediyeler Birliği olarak 11 depremden zarar gören ilimize yardımda bulunduk. 89 araç dağıtımı gerçekleştirdik. İllerin zarar durumuna, nüfus durumuna bakarak yine 6000 çöp konteyneri dağıttık. İşte yaralar sarılırken bizim de bir parça katkımız olsun. Biz de yaralara merhem olalım amacındayız. Tabii ki sadece Adıyaman değil, bize ihtiyaç duyulan her noktaya, her alana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gitmek durumundayız. Bu ülkenin her noktası bizim vatan toprağımız. Her insanımız bizim hemşerimiz, bizim kardeşimiz. O anlamda da bu tip çalışmaları yaparken de bunu gerçekten büyük bir şevkle yapıyoruz.